el-basir, her şeyi gören demektir. Evet, Allah basirdir, her şeyi görür. Hiçbir şey ondan gizlenemez ve saklanamaz. Bütün eşya her an onun şuhut dairesindedir. Nasıl ki güneşe karşı perdesiz eşya, güneşin şuasından gizlenemez ve saklanamaz, güneş ışığıyla onları ihata eder, aynen öyle de hiçbir eşya da Cenab-ı Hakk'ın görüşünden gizlenemez ve saklanamaz. Cenab-ı Hak bütün eşyayı tek bir eşya gibi görür. Bir görüş, başka bir görüşe mani olmaz. Allahü Teala'nın basar sıfatını tam manasıyla idrak etmek mümkün değildir. Şöyle ki, basir isminin küçük bir tecellisi insanda da mevcuttur. İnsan bu sıfatın kendindeki tecellisi sayesinde alemi ve içindeki eşyayı görür. Ancak insanın görme sıfatı sınırlıdır. Mesela duvarı görür ama arkasını göremez. Şu kadar metredeki eşyayı görür ama daha ötesini göremez. Önünü görür ama arkasını göremez. Birisini görürken diğerini göremez. Halbuki Allahü Teala bütün eşyayı aynı anda görür. Birisini görmesi başkasını görmesine mani olmaz. Zerrelerden şemslere, papatyalardan galaksilere, denizlerin dibindeki balıklardan semavatın kandillerine kadar her eşyayı aynı anda görür ve müşahede eder. Elbette böyle azametli bir görme sıfatını insanın kısa fikriyle idrak etmesi mümkün değildir. Bizler Allahü Teala'nın görme sıfatıyla sıfatlandığını kabul ederiz, buna inanırız, ancak bu sıfatın künhünü idrak edemeyiz. Cenab-ı Hakk'ın basir olduğuna şu alem şahadet etmektedir. Şöyle ki, her bir mevcut, intizamlı ve sanatlı vücuduyla Allah'ın basir olduğuna şahadet eder ve duymasını bilenlere adeta şöyle der: Ey insan! Bana bak ve beni oku. Bak nasıl intizamla yaratılmışım ve nasıl harikulade bir sanatım var. Bak, her azamda bir denge söz konusu. Bu intizamın ve dengenin keşfi için bütün ilimler seferber olmuş. Elbette beni böyle yaratabilmek için yaratanımın beni görmesi gerekir. Beni görmeli ki böyle intizamlı ve sanatlı bir şekilde beni yaratabilsin. Görmeyen bu intizam ve sanata sahip olamaz. İşte her bir varlık kendindeki intizam ve sanatın lisan-ı haliyle Cenab-ı Hakk'ın basir olduğuna şahadet eder. Yine rızıkların mükemmel bir şekilde yaratılması ve tam vaktinde muhtaçlara verilmesi, Cenab-ı Hakk'ın basir olduğuna bir delildir. Zira rızkı ihtiyaç sahibine en münasip bir vakitte yetiştirmek ve o rızkı onun vücuduna uygun olarak yaratmak ancak görmek ile mümkündür. Görmeyen bu hikmetli fiile fail olamaz. Demek bu hikmetli fiilin sahibi ancak bütün eşyayı aynı anda görebilen bir zat olabilir.
Yine atomlardan tutun, yıldızların hareketlerine kadar. Şu alemdeki umumi intizam, Allahü Teala'nın basir olduğuna bir delildir. Zira böyle bir intizam, ancak bütün kainat şuhudunda ve görüşünde olan bir zat tarafından idare edilebilir. Bütün kainatı aynı anda göremeyen, bu intizamı tesis edemez ve devam ettiremez. Demek şu alemdeki intizam da lisan-ı haliyle Cenab-ı Hakk'ın basir olduğuna şehadet etmektedir. Mahlukların intizamlı ve sanatlı vücutları, rızıkların yaratılması ve ihtiyaç sahiplerine vakti münasipte yetiştirilmesi ve şu alemdeki intizam, Cenab-ı Hakk'ın basir olduğuna şehadet ettikleri gibi, varlıkların nakış nakış dokunması, birbirleriyle hikmetli münasebetleri, yaratılışlarındaki kolaylık ve suretlerinin farklılığı gibi daha birçok cihetler yine Cenab-ı Hakk'ın basir olduğuna şehadet etmektedir. Dilerseniz şimdi Kur'an'a kulak verelim ve Basir ismi şerifinin anlatıldığı bazı ayetlere dikkat kesilelim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huve latiful habir. İnna Allaha ya'lemu gaybes semawati vel ard. Vallahu basirun bima ta'malun. Bu ismi şeriften hissemiz şu olmalıdır. Madem Allahü Teala basirdir ve her şeyi görür, elbette bizi de görür ve her hareketimizi müşahede eder. Hiçbir halimiz ondan gizlenemez. Madem o bizi görür, o halde biz de Rabbimize karşı haya ve edep içinde olmalıyız. Onun görmekten razı olmadığı amel ve hareketleri ona göstermemeli. Yani o çirkin amelleri işlememeliyiz. Küçük bir çocuğun yanında bile işlemekten haya ettiğimiz amelleri Allahü Teala bizi görürken onun huzurunda işlemekten kaçınmalıyız. Ey Rabbimiz! Sen kelamımızı işitiyorsun. Halimizi görüyorsun. Hiçbir işimiz senden gizlenemez. Biz senin fakir, muhtaç, günahkar, asi ve nefsine zulmetmiş kullarınız. Bizleri bağışla ve bizlerde gördüğün çirkin halleri İhsanınla ve kereminle affet.